Herkese yeniden merhaba. Bu 10. video çekişim. Bu sefer umarım çeker. Şimdi artık lafı uzatmıyorum çünkü o kadar çok söyledim ki artık sıkıldım. Şimdi Sihirli Halka ile başlıyorum. Sonradan söyleyeceklerimi şimdi başında söyleyeyim. Sihirli Halka'da genelde her yapılan oyuncaklarda Sihirli Halka'da genelde hep astık iğneyle başlanması istenir. Ama bazılarında 5, bazılarında 4 da olabilir. 7 de olabilir ama genellikle hep sıklıkla yapılan 6 tane sihirli halkada 6 tane sık iğne yapılması istenir. Ben de şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. Önce başlayalım. İpi elime doluyorum. Ve şu 2 tane parmağıma ipi bu şekilde doladım. Şimdi biz önceki videoda da çok şimdi demiştim. Şimdi demek istemiyorum. Tığımı alıyorum. Şuraya battım. Şöyle yapayım da. Battıktan sonra buradan bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde oldu. Hemen üzerine bir tane daha zincir çekip böylece sabitlemiş oldum. Sıkmış oldum yani. Şu ikisinin içerisine geçtim. Bir tane daha zincir çektim. Ve böylece burada iki tane tığımda iki tane ilmek kaldı. Buna da böyle ilmeğe de bir tane zincir çekerek ikisinin içerisinden geçiyorum. Şimdi bir tane sık iğnem oluşmuş oldu. Geliyorum ikinciye. Gene aynı mantıkla buranın içerisinden yuvarlan şu içerisinden geçtim. Bir tane zincirimi çektim. Şu iki ilmeğin arasından ikisinden de birlikte geçiyorum. Bir tane yapınca 4 tane daha yapıyorum. Aynı mantıkla. 3, 4, 5... 5 olmadı. 4 5 ve 6. Şimdi şuradaki ipi alıyorum. Şu elimden dolabını açayım. Buradaki kalan küçük ipi çekiyorum. Amacım yuvarlak oluşturmak. Şimdi şöyle bir şekil aldım. Bunu sanki ters sıkacağım çünkü küçük bir delik görünüyor ama 6 tane sık iğne almıştık. İlk olan sık iğnenin içerisine batıyorum. Burayı birleştireceğim. Battıktan sonra bir tane zincir alıyorum. Ve şunun içerisinde ilk olanı şunun içerisinden geçiriyorum. Geçirdim. Bir tane de şöyle bir zincir çekeyim. Tamam. Şu kalan ipi çekmiştik ya. Tekrar çekip tam şunu, şu ortada küçük görünen şeyi yok etmek istiyorum. Şöyle sıkıca çekeyim. Tamam, artık yok. Şöyle de bir göstereyim. Sık iğneden oluşan sihirli halkamızı oluşturduk. Şimdi elime ipimi doladım. Herkesin bu arada yapımı çok çok farklı. Bu aparat takıyorlar. İşte sırayı kaybolmasın diye. Ben öyle yapmıyorum. Şimdi dedim ilk burada içine geçirdim. Şöyle göstereyim de. Sihirli halkamda. Şimdi ilk ilmeğe batıyoruz dedim. İlk sık iğnemizin olduğu yere battım. Bir tane zincir çektim. Bunu içerisinden geçiriyorum. Ve bir tane böyle zincir çekip böyle buraya düğümledim. Şimdi 6 sık iğne yaptıktan sonra her genelde bebek anlatımı yapılırken 6 sık iğneden sonra her ilmeğe 2 kere batın ve 12 tane sık iğne oluşturun derler. Şimdi burada da öyle yapacağız. İlk ilmeğimi batıyorum. Yani buraya değil, hemen şu olan yere. Ara boşluk zaten görünüyor. Şimdi bir tane çektim. İkinciyi çektim. Benim sıra sonum kaybolmamasının sebebi şu. Diğerinde olsaydı şu kadar tümsek oluşmayacaktı. Şimdi benim tümsek burada oluştuğu için ben bu başa döndüğümde bu tümseyi gördüğüm için evet sıra sonum bitti artık girebilirim diyorum. Ama ilk başlardayken genelde hepsi sayıyorum. 2 oldum. Diğer ilmeğe batıyorum. 3. Aynı yere tekrar batıyorum. 4. Bir yanındaki ilmeğe geçiyorum. 5. Tekrar aynı yere batıyorum. 6. Şunu da söyleyeyim. Şimdi eksiltme arttırma yapacağım için söylüyorum. 6 ile başladıysanız genelde her bebe yani anlatımda 6 ve 6'nın katlarıyla devam eder. 6, 2. sırada 12, 3. sırada 18, 4. sırada 24.
Ondan sonra yani 5. sırada 30. Bu şekilde böyle devam eder. Eğer 4 ise 4'ün katları, 7 ise 7'nin katlarıyla devam eder. Şimdi ben 6 ile başladığım için hep 6'nın katlarıyla devam ettireceğim. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi anlatıyorum. 6 oldu. Tekrar aynı yanındaki ilmeğe girdim. 7. 8 9 aynı yere 10 yandakine 11 ve 12. Şimdi şuradaki gene aynı şekilde ilk ilmeğe giriyorum. Aynı mantıkla çektim. Bir zincir aldım. Bunu buranın içerisinden geçirdim. Bir tane gene zincir çektim. Bu zinciri çektiğim için her başa döndüğümde biliyorum başa geldiğimi. Aynı yere bu sefer tekrar batıyorum. Sadece şu an bir tane sık iğne yaptım. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer ilmeğe geçiyorum. Aynı yere batmıyorum. Diğer ilmeğe geçtim. İkinciyi çektim. İki. Bu sefer burada aynı yere iki kere batıp çıkacağım. İki oldu. Yani böyle bir tane daha yapınca üç oldu. Bir sık iğne bir arttırma. Bir sık iğne bir arttırma. Bir sık iğne yani bir deliğe bir kere giriyoruz. Diğer deliğe iki kere giriyoruz. Bir sık iğne bir arttırma. Şimdi buraya bir sık iğne. Diğer ilmeğe giriyorum. Buraya iki kere gireceğim. Arttırdım. Şimdi tekrar burada en baştaki ilmeğin içerisine giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Diğerinin içerisinden çıkarıyorum ve bir tane daha zincir çektim. Aynı mantık. Şöyle şekilde görünüyordu. Şöyle yakınlaştırayım. Hatta burada biraz da yapayım şöyle yakından. Şimdi bu bir tek bir çifti. Üçüncü sıraya geçiyorum. Yani bir sıra, iki sıra, üç sıra. Dördüncü sıraya geçiyorum. Bu dördüncü sırada ise iki tek bir çift. İki tek bir çift. Yani iki sık iğne bir arttırma. İlk ilmeğe giriyorum. Bir. İkinci ilmeğe giriyorum. İki. Bu ilmekte çift batıyorum. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Şimdi burada sırasını getireceğim. Geçirdim, zincirimi çektim. Şimdi tekrar mantığını anlatıyorum. Burası bitti. 5. sıraya geçeceğim. 5. sırada ise 2 tek yapmıştım. 3 tek bir arttırma. 3 tek bir arttırma diye devam ediyor. Sonraki sırada 4 tek diye. Yani anlatılan bebek yapımında neler yazıyorsa bunlar bu şekilde. Sık iğne X ile gösteriliyor. Arttırma ise V harfi ile gösteriliyor. Yani eğer bir X, bir V görürseniz yani bir sık iğne yapmanızı bir arttırmanızı size söylüyor. Bunları da zaten eğer ekleyebilirsem köşeye yazılarla ekleyeceğim. Ben şimdi 3 tek bir çifti de yapayım. Biraz büyüsün. Sonra şey yapayım. Eksiltmeyi göstereceğim. Bir tek, iki tek, üç sık iğne yani, dört, beş. Aynı yere battım burada. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bir, iki, üç. Dört ve beş. Bir, iki, üç,
İğmeğin en başındakine batıyorum, çektim, aynı yerin içinden geçirip bir zincir çektim. Şimdi diyelim ki yaptığınız projede 3 tek 1 çifte kadar söyledi. Dedi ki sonra düz bir şekilde 5 sıra örün. Varsayalım öyle dedi. Burada ise düz bir şekilde yani örün dedi. Kaç tane burada sık iğne çıktı? 6, 12, 18, 24, 30. Yani şu an burada 30 tane sık iğne var. Size der ki işte 30x yazar. 3 ile 5 ile 10 arası 30 sık iğne. Yani düz bir şekilde örün demek oluyor. Düz bir şekilde de mantık şey. Bir tane de düz öreyim böyle komple. Yani 30 sık iğne öreceğim. Böyle sayabilirsiniz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Şimdi tekrar aynı baştaki ilmeğe battım. Bir tane çektim. İçinden geçirdim. Buradaki düz örmenin mantığı şöyle. Eğer ki 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift diye devam ederseniz düz bir şekilde böyle örmüş olursunuz. Ama düz bir şekilde örerseniz yani işte hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan böyle içe doğru kırılmaya başlıyor. Böyle bu şekilde kırılmaya başlıyor içerisinde. Mantığı bu. Şimdi gelelim eksiltmeye gösterme. En son neyde kalmıştık? 3 sık iğne bir 3 sık iğne yaptım, bir arttırdım. Şimdi şöyle yapıyorum. Aynı mantıkla bu sefer tersine 3 sık iğne bir azaltma. 3 sık iğne bir azaltma. Azaltmada E harfiyle gösteriliyordu hatırladığım kadarıyla. İnşallah doğrudur. Zaten doğrusunu yazacağım bu tarafa düzenlerken. O zaman şimdi yapalım. 1 2 2 şu ilmeğe battım. 3. Şimdi azaltma yapacağım. Azaltmada herkesin yaptığı farklı farklı. Şimdi ben kendi yaptım. Önce anlatıyorum. Şöyle yakınlaşayım. Şurası 1, şöyle 2. Yani böyle 2 yarım aydan oluşuyor. Şu bütün hali, şu ise bir yarısı. Şimdi ben yaptığımı gösteriyorum. Böyle bir yarım alıyorum. İkinciye geliyorum. Buraya da böyle bu şekilde alıyorum. Sonra bir tane zincir çekip ikisini içinden geçirdim. Buraya iki tane bıraktım. Bir tane daha zincir çekiyorum. Ben eksiltmeyi böyle yapıyorum. Başka yapılan türünü de gösteriyorum. Şimdi azalttım. Tekrar zincir. 3 tane daha çekiyorum ilmek. 1, 2, 3. Şimdi azaltalım. Bir yapılan da şu. İlmeğin içerisine girdi. Çekti. İlmeğin içerisine girdi. Çekti. Şu ikisinin içerisinden bir geçiyor. Çıkan ikisinden de bir geçiyor. Bu da bir yöntem. Ama benim yaptığım daha iyi belli olmuyor. Bu ikinci yapılan 3. Şöyle şu yarısından bir aldım. Şöyle bir aldım. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 Yani eksilttirme, arttırma bu kadar basit. Sadece önemli olan yapacağınız bebeğin, oyuncağın her neyse tarifini düzgünce okumak. Böylece çok çok rahatlıkla yapabilirsiniz.